Lahanayı anlatmıştım. Gastrit, ülser, reflü. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Müller. Fakat onlar geliştirmemişler. Biz ne yaptık? Bunu geliştirdik. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Daha etkili hale getirdik. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bunu kişi hafif gastritse 3-4 haftada iyileşir. Ağır bir vakaysa 5-6 hafta. Panik gastritse biraz daha zaman alır, 2 ay gibi. Yani 3 haftayla en fazla 3 ay arasında tonik diyoruz. Lahana suyu en ağır gastriti iyileştirir. Ha, bir gastrit türü var. Antral gastrit. Aşırı kimyasallardan kaynaklanır. O zaman spirulina da gerekebilir. Spirulina. Spirulina yoğsun. Bizim de onunla özel bir ürünümüz var. Bunu kullandığı zaman en ağır gastrit. Eğer kişinin mesela kurdeşene yakalandı diyelim. Kurdeşen midedeki rahatsızlığa kaynaklanıyorsa tonikle çok kısa sürede iyileşir. Fakat bağırsak florasının bozulmasından dolayı böyle bir problem ortaya çıkmışsa kurdeşen, o zaman aloe vera gerekir. Yani rahatsızlığa göre elimizde çeşit ürünler var. Bize gelip de gastritten dolayı iyileşmedim diyen olmadı hamdolsun. Neden? Çünkü burada geliştirilmiş ve daha etkili hale getirmiş. Sadece lahana suyu değil, tonik. Bugüne kadar 10 binlerce insan mide rahatsızlığı olan kişiyi hamdolsun iyileştirdik. Hatta bir hanımefendi Bağcılar'da 240 kilo yataktan kalkamıyor artık. Yatak sabit. Dediler ki bana ya çok ağır, hem mide rahatsızlığı var hem aşırı kilolu. Deneyelim dedim. Garantisi yok. 3 hafta içerisinde 20 kilo birden verdi. Zayıflatıcı özelliği de var. Evet. Tonik zayıflatır ve hiç yan etkisi yok. Yani kimyasal katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Bunun birleşimindeki koruyucu madde dahi bitkisel. İspanya'dan getiriyoruz. Özel bir koruyucu. Yani bitkisel koruyucu. Kimyasal koruyucu dahi katmıyoruz. Özelliği bozulmasın diye. Tonikle gastritin en ağırı iyileşmesi mümkün. Önemli olan bilmek gerekir. Bakteri mi sebep oluyor? Virüs mü sebep oluyor? Mantar mı sebep oluyor? Ne sebep oluyor? Onu bilebilirsek 1,5-2 ay en geç iyileşmesi mümkün. Evet. Aloe vera'nın bu birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim var. Fakat çok az miktarda aloin var. Aloin, kişi bunu evinde aloe verayı şurubunu yapıp içerse karnı küp gibi şişer. Bir, ishal yapar. İki, yani evde aloe verayı alayım, yetiştireyim. Balkonda, bahçede efendim ben ondan şurup yapayım, içeyim diyebilirsiniz. Bir iki defa kullandı mı pek zarar olmaz. Sadece biraz ishal yapar. Ama uzun süre kullandı mı ne olur? Sürekli kullanmamak. İshal yapar, karnı davul gibi şişer, aşırı mineral kaybına sebep olur. Ben bununla ilgili tam 19 yıl çalıştım. Artık ben bunu başaramayacağım dedim. Bir kenara koydum. Yani mümkün yok bunu normal, doğal üretmek. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde aloe vera üreten bir firma. Onlar dahi doğal üretemedi. Onlar destilasyon, ekstraksiyondan geçiriyorlar. Destilasyon ve ekstraksiyondan geçen aloe veranın bu içindeki jel ne oluyor? Bozuluyor. Enzimler bozuluyor, vitaminler bozuluyor. Etkisi %100'den %5'e düşüyor. Bu nedenle ben 19 yıl çalıştım doğal üretebilmek için. Üretemedim. Sonunda en ağır kanser hastaları, 3. 4. devre kanser hastaları artık doktorların ölüme terk ettiği hastaları, ben Çeçenistan'dan gelen Türk hekimi var, Fahrettin Efendi, ona gönderiyordum. Ben yani 3. 4. devre umut etmiyorum ama gidin bakın, deneyin diyordum. Adamlar iyileşiyordu. Ziyarete gittim. Bu adam ne yapıyor da kanser hastalarını 3. 4. devre, yani doktorların ölüme terk ettiği, artık evine gitsin, evinde ölsün dedikleri hastayı iyileştiriyor. Nasıl iyileştiriyor? Gittim baktım ki, ziyaret ettim. Evinin bahçesi, evinin içerisi, her taraf aloe vera. Dedim ya ne işe yarıyor bu aloe vera? Ben bununla 19 yıl çalıştım, başaramadım. Dedi ki, şu bitki kattın mı? Yok, katmadım. Bir de öyle dene. Tamam, bir de öyle deneyim dedim. Denedim.
onun üretmiş olduğundan daha kalitesini üretti.